Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Meksika sınırındaki Türk çocuklar. Görmek için yaklaşıyorsun ama resim bütün renkleriyle uzaktan görülüyor. Türkiye, anayasanın kırmızı çizgilerini muhalefetle iktidarın el sıkışmasının Öcalan'a yapılan çağrıyı konuşurken ben bir belgesel izliyordum. Adı Amerika çıkmazı. Meksika sınırından kaçak geçişin gerçek hikayesi. Aslında yayımlanmadan önce haberdardım. ABD'de kalp doktoru olan Engin Koç Yıldırım, Türk sığınmacıların Amerikan basınında gündem olan hikayesini anlatmaya karar vermişti. Bunun için sınırı yasa dışı yollarla geçen ve hikayesini anlatmaya karar vermiş iki Türk de bulmuştu. ABD'de sınır devriyesi başkanı olan ve yakın zamanda emekli olmuş Victor Manyarez de evet demişti. Belgesel sonunda çekildi. Süreç içinde konuştuğum için biliyorum. Yayınlanacak televizyon bulamadım. Şu anda YouTube'da Fine Media sayfasından izlenebiliyor. Gelelim hikayeye. Belgeselde konuşanlar Bekir ve Abdülhamit. İlki tokatlı, ikincisi ağrılı. İkisi de politik değil. İşsizliğin, pahalılığın, geleceksizliğin karamsarlığıyla ülkelerini terk eden iki gencin tek amacı ABD'ye gidip hayatlarını kazanmak. ABD sınırı nere, Türkiye nere demeyin. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin resmi verilerine göre Ağustos 2024 itibarıyla toplam 55.808 Türk vatandaşı kaçak yollarla Meksika'dan ABD'ye girerken yakalandı. Bekir ve Abdülhamit'in anlattığı hikaye ise bize Türkiye'deki insan kaçakçılığı mafyasının nasıl enternasyonelleştiğini gösteriyor. Meksika'da Türkçe taksi. ABD'ye kaçak giriş yapmak isteyen biri Türkiye'de çok kolay şekilde adamını buluyor. İnsan kaçakçılığı mafyası organizasyon için kişi başı 10-15 bin dolar alıyor. Türkler önce e-vize ile gittikleri Meksika'ya uçakla geliyorlar. Bekir'in anlattığına göre yola çıkarken havaalanında çektirdikleri fotoğraflar Meksika'da kapı vizesi veren polise ulaştırılıyor. Elbette Meksika polisine de rüşvet veriliyor. Öyle ki son aşamada pasaportun arasına sıkıştırılan yüzer dolarlarla bu iş çözülüyor. Yetmiyor geçiş sonrası da takip altına alınan Türkleri polisinin biraz daha rüşvet diyerek yolması bir klasik. O kadar olağanlaşmış ki Bekir ve Abdülhamit Meksika'da havaalanından çıktıklarında kendilerini Meksikalı taksicilerin Türkçe müşteri çağrılarının karşıladığını anlatıyor. Sonrasında Türkiye'deki mafyanın Meksika ayağı işe devralıyor sınıra kadar taşıdıkları Türkleri uygun yerde şimdi koşun diyerek ABD sınırına bırakıyor. Nehri ve sınır duvarını geçen Türkleri karşıda Amerikan polisi karşılıyor. Önce neredeyse üst üste kaldıkları insanlık dışı toplama kampına ardından bileklerinde pranga ve kelepçeyle hapishaneye götürülüyorlar. 3-4 aylık tutukluluğun ardından ilk mahkemelerine çıkarılıyorlar kefalet ödeyecek ve bir de ABD vatandaşı sponsor bularak tutuksuz yargılanma hakkı kazanıyorlar. Öyle bir organizasyon ki ABD'li sponsoru bile ekstra ücret karşılığı Türkiye'deki çete ayarlıyor. Sınırı geçenler kaldıkları hapishaneden bile çete üyelerini aramaya devam ediyor. Meksika sınırındaki çocuklar. Manierezin verdiği bilgiye göre şu an ABD cezaevlerinde 8-10 bin civarında sınırı aşmış Türk var yolda ölenler, sözlü, fiziksel ya da cinsel tacize uğrayanlar. Hiç bilmedikleri çileli yolculuğun sonunda tutuksuz yargılanma hakkı alanlar sığınma başvurusu yapıyor. Elbette bu durumda geldikleri ülkenin demokrasisini kötülemeleri, etnik, dinsel ya da cinsel ayrıma uğradıklarını söylemeleri bekleniyor. Gelenlerin çoğunun derdi ekonomi olsa da siyasi gerekçe bulmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte de asgari ücretin bile altında çalışıyor, barınaklarda yaşıyorlar. Uzun yargılamanın sonunda ise %90 hakkında sınır dışı kararı alınıyor. Belgeselde yok ama Koç Yıldırım'dan bir bilgi daha öğrendim. Resmi verilere göre Ağustos 2024 tarihi itibarıyla sınırdan 9956 Türk aile en az bir çocuğuyla geçmiş. 483 çocuksa yanında ailesi ya da refakatçisi olmadan tek başına bunu yapmış. Ülkemiz adına çok acı bir rakam. Türkiye'nin asıl sorunu. Ülkede geleceğinin kalmadığını düşünen binlerce genç, hatta çocuk, kolayca ulaştıkları ve para verip hayatlarını emanet ettikleri mafya, Türk çetelerin Meksika ve ABD'ye uzanan organizasyonun, sadece insan gibi yaşama umudu için binlerce kilometre ötedeki sınırda, kamplarda, hapishanelerde geçirilen ölüm ya da taciz tehlikesi altındaki yaşamlar. Sadece ABD değil, Tüm gelişmiş ülkelerde kaçak Türklerin verileri en önlerde yer alıyor. Açık bir gerçek var ki anayasa normalleşme, dış tehdit tartışmaları halkın trajedisinin üstünü örtmek için yapılıyor. Ekonomisi çökmüş, güvenliği mafyaya teslim edilmiş, ordusuyla, yargısıyla kurumları bizzat anayasaya uymayan iktidar tarafından çökertilmiş. Ülkeyi bekleyen tehlike ta Meksika sınırından görülüyor umudu tükenmiş Türkler artık gelişmiş ülkelerin sınırlarında kimi ekonomik kimi demokratik nedenlerle Suriye ya da Iraklılarla birlikte ölümle cevelleşiyor. Bu tabloyu değiştirmenin önündeki engel mevcut anayasa ve kırmızı çizgileri değil, ülkeyi bu hale getirenlerin kendisi. Bu basit gerçekten kurtuluş reçetesi çıkaramayan politikasız muhalefetin anayasa tiyatrosunda figuran olması, yurttaşların belki de en büyük kadersizliği ayağını bastığımız toprakta yaşamanın hak olduğunu anladığımız gün uzak sınırlarda ölüp gitmeyeceğiz.